Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önceki dönem eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 günü 4 ayrı ilde düzenlenen ve 4 ayrı ilde düzenlenen ortak bir operasyonla 15 milletvekilimizle birlikte gözaltına alındı. Her bir milletvekili hakkındaki soruşturma ayrı Cumhuriyet Savcılıklarınca yürütülüyordu. Ama her nedense bağımsız olması gereken savcılar gizli olması gereken soruşturmalarda talimat alırcasına tek merkezden aynı gece ve aynı saatlerde gözaltına alındı. Eş genel başkanımız ve milletvekillerimiz hakkındaki fezlekeleri hazırlayan savcıların çoğu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ya ihraç edildi, ya tutuklandı, ya da kaçak durumuna düştü. Ama bu savcıların hazırladığı fezlekeler birer hukuk metni sayıldı. Eş genel başkanımız ve milletvekillerimiz gözaltına alındı, yargılandı. Bu savcılar görevden uzaklaştırıldı, tutuklandı veya kaçak durumuna düştükleri halde bu soruşturmalara son verilmedi, yargılamalara devam edildi. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve mahkemelerce 4 kez tahliye kararı verilmesine rağmen eş genel başkanımız tahliye edilmedi. Peki ne için tutuklu eş genel başkanımız? Devletin resmi haber ajansı olması gereken ama fiilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi ajansına dönmüş olan Anadolu Ajansı'nın haberinden okuyacağım. Tarih 20 Kasım 2018. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'a yönelik kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz dedi. Evet, Cumhurbaşkanı'nın sözü bu ve hamlenizi yaptınız, işi bitirdiniz. Yargıya müdahale bununla sınırlı değil. Birazdan ben birkaç örnek vermeye çalışacağım. Ama hukuksuzluk bundan önce başladı. Bakın, anayasanın yasama dokunulmazlığı başlıklı 83. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda karar alınamaz. Bu çok açık anayasa hükmü. Siyasi parti gruplarınca görüşme bile yapılamayacak bir konuda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bakın ne diyor? Talimat veriyor ve yargı organları ne yapıyor bunu söyleyeceğim. Bir kısmı meclisteki grup toplantılarında yapıldı. 28 Temmuz 2015. Bu partinin yöneticilerinin bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bunların dokunulmazlık zırhından sıyırmak suretiyle biz sırtımızı şuraya buraya dayıyoruz diyenleri bu ifadelerin bedelini ödemelidirler. 27 Şubat 2016. Meclisteki o siyasetçi görünümlü terör örgütü yandaşlarının halkın nezdindeki hiçbir karşılığı kalmamıştır. Artık parlamento fezlekeleri yürürlüğe koymak suretiyle dokunulmazlıkları kaldırmalı, hukuki olarak hesaplarını vermelidirler. Artık parlamento fezlekeleri yürürlüğe koyarak milletin beklentilerine cevap vermelidir. Bu konuşmalar siyasi bir parti grubu için bir emir olmakla kalmadı. Savcılar da bunu emir telakki ettiler. Bakın, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 550 milletvekilinden 80'i hakkında 330 tane fezleke vardı. Bu konuşma sonra birkaç ay içerisinde fezleke sayısı tam 2 kat arttı. 700'ün üzerine çıktı fezleke sayıları. Birkaç ay içerisinde her savcı bundan 5 yıl önceki konuşmalar dahil soruşturmalar başlattılar. Bakın, Diyarbakır 4 Asiye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir dava var. Esas numarası 2017-52. Bu dosyada Adalet Bakanlığı müsteşarı savcılığa emir veriyor, soruşturma başlatın diyor. Ve savcı soruşturma için Adalet Bakanlığı'ndan izin istiyor. Daha önce emir veren savcı, daha önce emiri alan savcı soruşturmayı başlatıyor ve bugün bu dosya görülüyor. Gizli ibareli emir o dosyanın içerisinde var. Bakın, daha çok ilginç bir bilgi daha paylaşacağım. Bingöl, Van, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarında 2012, 13, 14, 15'te başlatılmış soruşturmalarda bir günde 31 Ekim 2016 günü yani 4 Kasım darbesinden 4 gün sonra
takipsizlik kararı veriliyor ve bir dosyaların tamamı emir alınmışçasına Diyarbakır'a gönderiliyor. Soruşturma dosyaları, bunun için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ülkede gelişen muhalefetin bastırılması amacı açık olan bu hadiseler zincirinde etkisi olan Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Ankara ve İstanbul Başsavcıları, Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri... Teşekkür ediyorum Sayın Tilek. Evet.